Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz astrolog, yazar Sevil Sevil. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler? Çok mersi, sizi ikinci defa konuk ediyoruz. Evet. Burada ağırlamaktan mutluyuz. Ben de öyleyim. Merkür Boğa Burcu'nda bizlere ne getirir? Anlatır mısınız? Tabii ki. Şimdi öncelikle biraz Boğa'dan bahsetmek istiyorum. Boğa burçları sağlam burçlardır. Yani yaş tahtaya basmak istemezler. Garantici. Çok garanticidir. Merkür de iletişim, konuşma, birçok konuda imzaları da anlatır. Ama şimdi Boğa burcunda olduğu için boğaların kıvrak zekalarıyla, boğa paranın evidir. Merkür de orada birçok boğa burcuna, ki diğer burçlara da öyle ama tabii ki boğalara bir tık daha fazla, para kazanma yollarını yani o şansı verecek. Ama ayın 21'inde, Nisan'ın 21'i ile Mayıs'ın 16'sı Merkür retrosu var. Bu retroda dikkat etmemiz gereken özellikle paralarla ilgili. Neden? Çünkü zaten Merkür paranın evinde, Boğa burcunda. Burada o tarihler arasında yani para kayıpları, anlaşmalar, bir yere yatırım yaparken imzalar, bunlara çok dikkat edilmesi lazım. Bütün burçlar mı, Boğa mı? Bütün burçlar. Bütün hangi burçlar? Tarihler arası? 15 Nisan, Nisan, 21 Nisan, 16 Mayıs. İmza atılmıyor. Eski sevgililer gelirse kabul edilmiyor. Tamam, not Eksen edelim. Eksenmek olmaz, onu söylemek istiyorum. Doğru. Araç alınmaz, araba kesinlikle alınmasın. Kötü çünkü bir dönem. Tabii dolandırılma oluyor, daha önce ben bunu yaşadım. İletişim çok önemli. Yani açıkçası bir boğa burcuna bir teklif edeceksiniz, boğa şunu söyler. Ben konfor alanındayım, bana ne sunarsın? Ekstra somut bir şey. Somut delillerle gel, hani evet. Söz evet. Uçar ama yazı kalır. Boğa çok çok şey söyler. Hadi bana bir kontrat, hadi bana bir anlaşma, bir belge. Garantici insanlardır. Merkür de orada tüm insanlara iş konusu, anlaşmalar, para kazanmalar, birçok konuda aslında fırsatlar da verecek. Belki daha çok uyanık ve farkındalıkları artacak. Bu şekilde onu söyleyebilirim. Evet. Satürn karmanın lordu Balık burcunda. Bu bizlere ne getirir? Evet, bu bizlere ve kolektif adına, dünya adına çok şey getirir. Çünkü şimdi 20 yıllık bir döngüyü kapatıyoruz. Satürn eli sopalı öğretmen, Oğlak Burcu'nun gezegenidir. Şimdi Balık Burcu'na geçti ve tam şimdiye kadar, 20 yıl öncesinden şimdiye kadar belki de 3-5 yaşındaki çocuğun 20 yaşında veya ki 18 yaşında olan, şimdi 30 yaşında, 40 yaşında olanlara sorgu. Ne yaptın, ne ettin? Şimdiye kadar bir şeyler yapabildin mi? Sorumluluklarını alabildin mi? Öncelikle balıklara şunu söylemek istiyorum. Eğer ki kalpleri temizse, vicdanları rahatsa, kul hakkına girmedilerse tüm balıklar, 2,5 sene Satürn balıkta kalıyor, her bir burçta 2,5 yıl. Bu 2,5 yıl içinde balıklara ödülü var. Güzel, bekarlar, değerlendirsinler. Bekarlar evlenebilir, çocuk isteyenler, belki yıllardır çocuk için uğraşanlar, çocuk sahibi olmayanlar. Bu 2,5 yıl içinde Satürn onlara bir bebek hediye verebilir. Ama eğer ki bir karma, bir haksızlık, adaletsizlik varsa, Satürn işte karmanın lordu diyoruz ya, öyle bir zamandan geçiyoruz ki karmanın küçüğü büyüğü olmuyor. İlahi adalet zamanlarından geçiyoruz. 2,5 yıl içinde sadece balıkların değil, insan olarak bizler doğayı ne kadar koruduk? İnsanlara ne kadar, hayvanlara ne kadar saygılı davrandık? Ne kadar, neler yaptık? Aslında şu anda sistem, doğa insanoğlundan öcünü alıyor. Maalesef. Çünkü sorumluluğumuzu bilemedik. Karma değil mi? Dönüyor. Bu karma. Karşılığını evet, veriyor. 2,5 yıl diyor ki kendini toparla. Aklını başına al, elini uzat sokak hayvanlarına, insanlara, ben seni ödüllendiririm. Ama şöyle bir şey de var, balık sulardır ya, sularla ilgili de maalesef ki sıkıntılı günler olabilir. Hı hı. Zaten başladı biliyorsunuz maalesef, sulardan. Su sıkıntısı var. Yani su sıkıntısı, sulardan çok gelen zehirlenmeler, fırtınalar, evet. Doğal afetler, bir de suların içinde bazı böyle olumsuz gemilerle ilgili böyle sürtüşmeler falan olabilir. İşte diyoruz ya, insanlar kalbine baksın,
Satürn de ona göre hediyeyi verecek. Kalpleri temiz olsun, karşılığını alsınlar. Aynen öyle. Peki 6 Nisan terazi dolunayı oldu. Bu dolunay ülkemize ne getirdi? Dün 6 Nisan'dı. Sabah 7.30 civarlarında bir dolunay oldu. Terazi burcunda oluşu, terazi hak, hukuk, adalet bunları anlatır. Şimdi terazinin gezegeni Venüs. Venüs neredeydi? Tabii bu esnada Boğa burcu yükseldi. Boğa'nın gezegeni de Venüs. Venüs Boğa burcundaydı. Uranüs'le kavuşumdaydı. Güneş de güzel bir açı veriyordu. Şimdi şunu söylüyor. Ani, Uranüs aniliği anlatır ya. Ani aşklar gelebilir. Aniden beklenen. Yıldırım aşkı. Yıldırım aşkı veya unutulan bir para. Bu bir para da olabilir. Evet. Parayla ilgili güzellik de olabilir ama daha çok hak, hukuk, adalet insanların artık uyanmalarını söylüyor. Aslında gökyüzü yapıyor biliyor musunuz? Artık insanları dürtüyor gökyüzü. Evet. Öyle bir sıralanıyor ki artık diyor ki gözünüzdeki perde kalksın çünkü başka dünya yok. Dünya elinizden gidiyor. Bu dünyayı toparlayın diyor. Yoksa diyor insanoğlu diyor çok çok ağır ödeyeceksiniz. Tabii ki öte yandan etkisi devam ediyor. Jüpiter'in de şimdi biz yaralı şifacı deriz. Astrolojide Şiron vardır yaralı. Ama şifayı da anlatır. Jüpiter'de şans, fırsatlar, tabii onun oraya bir etkisi var, devam ediyor etki. Krizleri anlatır ama önemli olan kişi aklını kullanırsa krizleri fırsata çevirebilir. Eğer burada az önce dediğim gibi ilahi adalet günlerinden geçiyoruz. Kalbi temizse kişiler şifalanacak. Ama ben şöyle düşünüyorum, bence ülkece hepimiz şifalanacağız. Birbirimize yardım ederek. Çünkü terazi dengedir. Dengenizi evet. koruyun. Hak, hukuk, adalet. Artık diyor adaletsizliği bırakın. Konfor alanınızdan biraz çıkın. Lütfen diyor. Evet. Çünkü evleri görüyorsunuz. Allah esirgesin. Maalesef. Evet. Çok acı olaylar yaşandı. Allah'ım bir daha yaşatmasın. Amin inşallah. Amin. Peki 5 Mayıs Akrep Burcu'nda ay tutulması olacak. Ülkemize ve burçlara ne gibi etkisi olabilir? Evet şimdi zaten Türkiye'mizin birinci evi akreptir, krizli bir ev. Yükseleni de yengeç. Şimdi biz Türk halkı olarak, Türk milleti olarak yengeç yükselen olduğu için biz toprak yengeç nedir? Vatan, millet, birlik duygusu. Yani yengeç burcu dediğin zaman 40 kat yabancıya anne baba olan birini anlatır. Biz de Türk halkı olarak birbirimizi sarıp sarmalayan insanlarız. Ama onu yaparken orada akrep var, yükselende. Oradaki o kini, o siniri, yapılan bir şeyi unutmayan akrep. Her zaman şunu söylüyor, Türkiye krizleri yaşar. Çünkü insanlar o krizleri yaşamadan, o dibi bulmadan küllerinden yeniden doğmaz. Evet. Ve şu anda maalesef ki sıkıntılı bir akrep burcundaki ay tutulması, krizler var önümüzde, ciddi anlamda krizler. Gerek mültecilerle ilgili, gerek insanların o sinirlerinin, aslında sakin olmak lazım, kesinlikle. Yapıcı olmak lazım, kışkırtmamak lazım ya. Kimse kimseyi tabii. kışkırtmasın çünkü neden? Başka Türkiye yok, tabii. başka zararı toprağımız bize. Yok, kendimize zarar veririz. Gidecek başka yerimiz de yok. Evet. Bu krizi aslında güzellikle atlatmaya niyet ediyoruz. Umarım da öyle oluruz. Peki izleyicilerimize burçlarla ilgili nasıl mesajlar verirsiniz? Şimdi krizler evi demiştim akrep için. Ciddi anlamda krizler olacak. Bu yaşayacağımız her neyse bu kısa bir süre değil. Önümüzdeki neredeyse bir yıla kadar sürecek bazı etkiler olacak. Bu krizleri ne kadar kolay, hoşgörülü atlatırsak hepimiz için iyi. Ama tabii ki doğal afetler olsun, insanların birbirlerini artık hazmedemedikleri birçok konu olacak. İyilik, güzellik olsun. Koç burçlarıyla başlamak istiyorum. Tamam. Şimdi koçlar maalesef ki bu yeni ayı akrep burcunun evinde geçirecekler. Tam da krizler evinde. Şimdi koçların bir ameliyat durumu olabilir. Eğer ki rutin kontrolleri varsa ihmal etmesinler. Ama nafaka, kredi alacak, miras, borç bunlarla ilgili bir takım engeller olabilir. Bunlar için o fırsata çevirme, biraz yorulma, daha sonra belki de şu Mayıs'tan sonra bir şeyleri net görebilirler ama ufak tefek bir krizler yaşayacaklarını söyleyebilirim. Belki küçük bir operasyon.
olabilirler Koç burçları. Boğalar da her türlü ikili ilişkiler, ortaklık, evlilik, anlaşma çok dikkat etsinler. Çünkü boğa burçları sıkıntılı olan, gitmeyen ilişkiyi maalesef ki bu krizli dönemde ayrılma kararı alabilir, bitirebilir, sonlandırabilir. Bu evlilik olabilir, ortaklık olabilir, bunları bitirebilir. İkizler burçları da hem sağlık konusunda biraz rutin kontrollerini ihmal etmesinler ama iş konusunda çok koşturacaklar, çok çok yorulacaklar. Yoğun bir tempo ama onlara şunu söylemek istiyorum, evcil hayvan mutlaka edinsinler. Yapamıyorlarsa sokak hayvanlarına. Akrep'teki yeni ayda bir sokak hayvanlarına bir şey versinler ki şifaya çevirsinler. Çünkü bu krizli günlerde şifalanmak, meditasyon yapmak, birine el uzatmak, yardım etmek önümüzdeki bin tane o uğursuzluğu, belayı kaldıracağını söylemek istiyorum. Tabii ki yengeçler aşk evindeler ama aşkları krizli olabilir. Çocuklarla ilgili durumlar olabilir. Hamile yengeçlerin çok dikkat etmelerini, hatta mümkünse şöyle Mayıs'a kadar ayaklarını uzatsınlar, koşturmasınlar, dinlensinler. Çünkü orada bir düşük tehlikesi verebilir. Onu uyarmak istiyorum. Aslan burçları aile büyüklerinin sağlığına dikkat etsinler. Ev konuları olabilir. Ev taşıma, ev değiştirme, hane içinde önemli kararlar, önemli bir şeyler olabilir ama dediğim gibi krizde olacağı için dikkat etmeleri gerekiyor ki kendi sağlıklarına da dikkat etsinler aslanlar. Tabii ki Başak burçları yakın çevre, kardeşler, kuzenler, arabaları Allah esirgesin trafikte dikkat etsinler. Bu saymış olduğum yakın çevre, kuzen, kardeş iletişimlere dikkat etsinler. Burada kopukluk olabilir, yanlış anlaşılmalar olabilir. Tabii kısa seyahatler de olabilir. Teraziler, şimdi teraziler iki tık daha dikkat etsinler. Çünkü zaten Merkür Retrosu da var. O yüzden para evindeler teraziler. Dengeyi korusunlar. Parayla ilgili bir takım krizlerle karşılaşabilirler. Ama krizleri fırsata çevirirlerse tüm burçlar tabii ki güzelliğini alırlar. Birazcık da bizim elimizde aslında bazı şeyleri. Evet. Yani gökyüzü aslında bir harita, bize yol göstericidir. İlla biz böyle olacak. Biz yolu seçeceğiz. Değil. Yolu biz seçeceğiz. Tekamül yolumuzda bize gösteriyor. Bakın diyor krizler olacak. İç savaş çıkacak. Şu olacak, bu olacak ama sakinliğini koru, sükunetini koru. Yani yapıcı ol. Kışkıranı yani yumuşat ki ülkemiz tatlı tatlı o topraklar, o güzelim ülkemiz yeniden toparlansın. Evet. Ve akrepler çok dikkat etsinler. Çünkü onların evinde olacağı için burada işten ayrılma, işle ilgili konular olabilir, evliliklerinde sıkıntılar olabilir. Hamile olan akrepler dikkat etsinler. Evet. Her türlü iletişimlere çok dikkat etmeleri gerekiyor. Akreplerin sağlıklarına da dikkat etsinler. Dedim ya krizde olacağı için. Şimdi yay burçları biraz kendilerini inzivaya çekmek isteyecekler ki bu özellikle yaylar. Bu dolunayda gerçek dostu düşmanı ayıracaklar. Çünkü arkalarından dönen dolapları, sahte maskeleri, insanların farkına varacaklar. Biraz aslında şöyle meditasyon yapmak, okült konular, yayların şifalanması gerekiyor. İçsel olarak sorgulamaya da girecek yaylar birçok şeyi. Oğlak burçları, arkadaşları, çevresi, dernekler, kulüpler bunlarla ilgili önemli kararlar, bir dönüşüm, bir fikir ayrılığı, belki de bir gruptan ayrılma olabilir. Tabii ki kova burçları da statü, kariyer, bazı kovalar evlilikle ilgili çünkü Plüton kova burcuna geçti. Plüton'un da kova burcuna geçmesi de tam 20 yıl kalacak ve daha önceki geçtiği zamanlarda köleliğin kalkmasını anlatıyordu. Ve Fransız ihtilali. Aynen öyle. Onun da oluşunu birçok konuda. Şimdi Plüto nedir biliyor musunuz? Plüto çok güçlü bir gezegen. Kova da şimdi özgürlük, insan hakları devrimci bir burç. Şimdi Plüton da oraya geçtiği zaman bütün insanları bir araya getirecek. Diyecek ki artık insanlar, hayvanlar, doğa, çocuk, kadın herkes eşit. Bir ağaç bile bir insan kadar değerlidir. Bunun kıymetini bilin diyecek. Burada kova burçları bu krizli dönemde ayrılık olabilir, evlilik olabilir, işten ayrılmalar olabilir. Önemli kovalarda bir dönüşüm başladı bu 20 yıl boyunca olacağını söyleyebilirim. Balık burçları, Satürn onların evinde. Tabii sınavları verirken de
bu krizli dönemde yurt dışı, yabancılar, eğitim, ticari konular dikkat etsinler. Ama tabii ki özellikle yeni insanlar, üniversite, bunlarla ilgili bir takım sıkıntılar, eğitimle ilgili öyle bir şeylerle istedikleri bir şey olmayabilir veya Satürn onları zorlayacak, daha iyisini yap. Orada belki bunlar için çalışacaklar. Burçlar bu şekilde, hepsine şifa olsun, hepsine İnşallah. Güzellik olsun. Sevil Hanım, sizinle sohbet çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Fakat programımızın sonuna geldik. Sağ olun. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız çok için tekrar ederim. Çok teşekkürler, başarılar. Çok sağ olun, ben teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.